Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Bu arada sizlerden gelen mesajlara bakıyordum. Şimdi Nilgün Artunç hanımefendi demiş ki hani siz Gaye Uslu'yla pandemide bir yılı konuşuyorsunuz ama demiş 2019 Kasım sonu Aralık başı hasta oldum. Rengim mavimsi, ayak parmaklarım kahve mor rengini aldı. Benim için çok çok zor bir dönemdi. Doktorlar bir virüs var ama hani o sırada bilememişler. Dinlenin, bol sıvı tüketin dediler. Özetle diyor, bu hastalık o zaman vardı. Şimdi bunu sonra vereceğim ders hocam, diğer şeyleri. Bu mesajı tekrar okuyacağım ama çok önemli olduğu için hemen girişte paylaşmak istedim. Belki de gerçekten daha biz hani Aralık'ın başına, 11 Aralık'ta ilk hasta resmen dediler ama biz Mart'ın başına çektik ama belki de Aralık 2019'da olmuş olabilir diyor izleyicimiz. Geçmiş olsun. Demek ki yani ne kadar zor olursa olsun atlatmış. Hakikaten hem ona hem de şifa bekleyen herkese geçmiş olsun diyelim. Döneceğiz. Sizlerden gelen çok ciddi sorular var, önemli sorular var. Onları paylaşacağım ama nerede kalmıştık? Bir fotoğrafta kalmıştık. O fotoğrafı tekrar görelim Dersucum. Erbakan'ın ölüm yıldönümündeki anmada baştan başlayalım. Babacan, Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ev sahibi gibi. Yanında Kılıçdaroğlu, onun yanında Oğuzhan Asiltürk. Milli Görüş Vakfı Başkanı iken Milli Görüş Lideri olarak anılmaya ve katıldığı programlarda unvanı evet. belirtilmeye başlandı. Ve yanında HDP Eş Başkanı İmtiyaz Sancar. Şimdi bir izleyicimiz şunu merak etmiş. Neden kadın yok demiş. Var da arkada var. Farkındaysanız. Önde yok. Önde kadın olsaydı eğer o Meral Akşener olurdu. O, evet. Şimdi burada kalmıştık. Böyle devam edelim. Meral Akşener bu fotoğrafta niye yok? Kılıçdaroğlu bu fotoğrafta niye var? En çok aslında merak edilen şey de Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafta niye olduğu. Size göre de bu bir soru işareti mi olmalı yoksa normal mi? İYİ Parti'nin niye olmadığının bir soru işareti olup olmayacağı konusunda yorum yapamam şüphesiz. Hani onu İYİ Parti'nin açıklaması gerekir ama konuya ilişkin bir basın açıklamaları oldu sanıyorum ama şeye katılmadılar. O törene katılmadılar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi lideri bizim genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmasını önemsiyorum. Şu nedenle birincisi bir ortak işletilen süreç var. Yani Türkiye'nin mevcut antidemokratik kurallar içerisinde yönetilmesine, insan haklarının çiğnenmesine, ifade özgürlüğünün olmamasına, yargıya güvenin ortadan kalkmasına karşın bir ittifak var. Ve bu ittifakın içinde geçmiş dönemlerde birbirini eleştiren, birbiriyle ters yönde siyasi hamleler yapan partiler var. Örneğin Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bu birliktelik içerisindeki duruşu, yine bu birliktelik içerisinde HDP'nin mevcudiyeti, bu birliktelik içerisinde AKP içinden kopan ve oluşturulan yeni siyasi parti liderlerin oluşu önem taşıyor. Ve üstelik Erbakan'a karşı bir hareketle kurulmuş olan bir parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milli Görüş gömleğimizi çıkarttık. Biz muhafazakar, demokrat yeni bir parti kurduk diye yola çıkanlar, şimdi geriye dönüp Erbakan'ın olmadığı bir süreçte Erbakan'lı bir siyaset yürütmeye çalışıyorlar. Ve yine o 28 Şubat sürecinden kendilerince bir rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda ben Millet İttifakı'nın bir arada olmasını bu açıdan önemsiyorum. Öte yandan geçmiş dönemlerde o kadar eleştirdiğimiz sağ partiler, sağ parti iktidarları oldu. Ama siyaset hiçbir zaman ne rahmetli Erbakan zamanında ne Süleyman Demirel, Ecevit, İsmet İnönü bakın düşünün geriye doğru baktığımızda sağ ve sol siyaset
iktidar ve muhalefet liderlerine baktığımızda siyaset hiç bu kadar ayağa düşmemişti diyeyim. Hani kötü bir tabir ama üslup olarak birbirine bağırma, çağırma olarak kendinden olmayanı dışlama, işte terörle birleştirme, tüm bunlara baktığımızda bu siyasetçilerin Türkiye siyasetinde oluşturdukları bir profil var. Ve bugün o profile geriye bakıp bir de bugüne baktığımızda gerçekten Türkiye açısından ibretlik bir süreçten geçiyoruz. Dünkü anmayı bu açıdan hem birliktelik adına hem geçmiş siyasetle bugünkü siyaseti kıyaslama ve gelinen durumu özetleme açısından önemli şimdi, diye tabii, düşünüyorum. Millet İttifakı ve onun bileşenleri dediğimiz yani doğrudan doğruya Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti'den oluşuyor ama bileşenler dediğimiz zaman o fotoğrafta bazıları görüyoruz. Bazıları da AKP'den kopan küçük partileri temsilen muhtemelen yeni bileşenler ya da işte bir demokrasi cephesi kurulacaksa orada daha var büyük, olanlar daha büyüyen deniyor. Bir cephe. Ne fakat şimdi bakın çok dediğim gibi çok tartışıldı bu fotoğraf. Hı hı. İlk başta birinci bölümün sonunda verdiğimiz fotoğrafı da verdi Ersucuğum. Şimdi mesela Levent Gültekin diyor ki Erbakan 40 yıllık siyasi hayatında %20 oyu zor aldı. Ondan ayrılanlar daha çok oy aldı ama demokratiz, laikiz diyerek arttırabildiler oylarını. Bugünse muhalefetin biz muhafazakarız diye oyunu arttıracağını zannettiğini söylüyor. Bir. İkincisi, mesela Mustafa Sönmez diyor ki CHP'nin Necip Fazıl'dan Türkeş'e Erbakan'a Özal'a veren cömert güzellemelerinin bir karşılığını sağ partilerden gördünüz mü? Mesela Nazım'a, mesela İnönü'ye, Ecevit'e, Yaşar Kemal'e, Uğur Mumcu'ya, Behice Boran'a ve dün doğum günü olduğu için bugün andığımız Deniz Gezmiş'e bir anma, bir jest, bir saygı ifadesi gördünüz mü diyor. Yani evet... bırakın denize bir jest, bir saygı ifadesine. Ne oldu, niye? Oraya gitti fotoğraf. Bırakın bunu. Bugün Boğaziçi'li öğrencilere terörist diyenler ve onların yanında yer alması ihtimali bulunanlar diyelim. Ve bu, Erdoğan'ın bu sözlerine, söylemlerine destekleyenler. O cephe ne katabilir demokrasiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Şimdi burada bu cephenin birbirini nasıl güçlendirileceği değil şüphesiz soru ve sorun. Çünkü sonuçta bir ittifakın olması... tek tek siyasi partilerin kendi iktidarları için veya en yüksek oyu kendilerinin alması için bir uğraşın ortadan kalkması sonucunu getirmiyor. Dünkü anmada Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok güzel bir cümlesi vardı. Gün geçmişle hesaplaşmak, dün geçmişe dair bir gelecek kurma günü değildir. Gün bugünü iyi değerlendirmek ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum açısından Türkiye'nin bir gelecek oluşturma sürecidir tarzında bir açıklaması vardı. Bu anlamda ben bunu çok önemsiyorum. Bakınız dünkü merasime, anma törenine iktidar partisi katılmadıysa da üst düzeyde bir açıklama yaptılar. Sanıyorum Mahir Ünal'ın bir açıklaması vardı. Sayın Necmettin Erbakan'ı, rahmetli Erbakan'ı anarak ve sahiplenerek yani o törene gitmiyorlar ama bir yandan da oradaki bir mağduriyetten kendileri için kendilerine atfedilen bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Bu anlamda tabii ki bazı eleştiriler genel anlamda, geniş anlamda doğru tanımlanabilirse de günün özeline baktığımızda, Türkiye'nin içinde bulunduğu kıskaca baktığımızda ve 2019'da bu birlikteliklerin oluşturduğu yerel seçim sonuçlarına baktığımızda bu birlikteliklerin ve bu birlikteliklerden taviz vermemenin Türkiye'nin geleceği adına neleri oluşturabileceğini görmek açısından da önemli diyorum. Yani salt mevcut duruma itiraz etmek ama sonraki aşamada neyi nasıl başarabiliriz sürecinde doğruyu oluşturmak adına önemli irdelenmesi gereken farklı farklı konular.
Dünü unutmamak evet, ama dünden bugüne siyaset çıkarmaya çalışırsak o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam da yaptığı gibi tek partili dönemden bahsetmek, tek partili dünyada tek partilerin olduğu süreçteki yaşananları bugüne atfetmekle farklı bir şey yapmamış oluruz. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kendi ideolojisinden, kendi duruşundan şüphesiz ki ödün vermemesi gereken bir durumda ve ben bunu yaptığını düşünüyorum. Muhafazakarlaşma değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu inançlara saygı, duruşlara saygı, kişilerin kendi siyasal ideolojilerine saygı ama tüm bu saygı çerçevesinde de Türkiye için ortak aydınlık geleceği birlikte inşa edebilmek. Bence orada fotoğrafta olan bütün siyasetçilerin ortak paydada birleşmesini sağlayan Türkiye için ortak aydınlık bir gelecek ve kağıt üstünde değil de gerçekte var olan, olması gereken Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasi adına bir buluşma diye düşünüyorum açıkçası. Peki, çok konuşulduğunu, çok eleştirildiğini söylemekle yetinerek bu meseleyi kapatayım. Çünkü konuşacağımız çok ciddi bir mesele var. Malum haliniz pandemi. Pandemide bir yılı geride bıraktık dediğim gibi. Fakat bir yılın ne zaman başladığını bile hala bilmiyoruz. Tekrar söyleyeyim. Nilgün Artunç hanımefendi diyor ki ben 2019 Kasım sonu hasta oldum. Bütün o korona belirtilerini yaşamış. İşte rengin mavimsi oldu vesaire diye. Biz bunu Çin'de de mesela bazı doktorlarda gördük. Yani siyahi olmuşlardı. Neden kaynaklanıyor bu mesele? Bunun nedeni esasında tabii ki özellikle COVID-19 enfeksiyonunun özel yerleşim yeri akciğerler ve akciğer tutulumunun şiddetiyle bağlantılı olarak kanda oksijen satürasyonu dediğimiz kanın oksijen miktarı düşüyor ve kan oksijen miktarının azalması ve solunumla gereken kadar oksijenin alınmıyor olması da işte tırnaklarda, dudakta hatta daha ileri evrede yüzde morarma şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu kalp yetmezliklerinde de mesela bunu görürüz solunum güçlüğü nedeniyle. Şimdi bence Kasım'da mı, Eylül'de mi bunlarla ilgili belki hani pandemi bittiğinde geriye yönelik çok fazla elimizde bilgiler olacak, başka öyküler yazacağız ama bugüne odaklanmak, bugüne kadar neler yapıldı, neler yapılmalıydı, bundan sonra neler yapılacak. Çünkü onları konuşmanın bugüne ve yarına dair bir yararı olmayacak. Şimdi dünü ve bugünü konuşmadan önce yarını sormak istiyorum. Evet. Bu genç kızımızın nasıl yazıldığını bir türlü bilemediği yarını. Şimdi Uğur Şahin dedi ki BioNTech'in aşısının bulucularından Mayıs, Haziran gibi dedi Ferah'a çıkıyoruz dedi son açıklamasında. Size göre? Şimdi ben Uğur Bey'in bu açıklamasını tabii ki bir başlık olarak aldığınızda çok farklı yerlere çekebilirsiniz. Ama ben bunu konunun uzmanı bir kişi olarak o gözle okuyor ve değerlendiriyorum. Eğer aşılamada hedeflenilen %60-70'lik orana ki burada bir kitlesel dünyayı içine alan aşılamadan bahsediyoruz. %60-70'lik orana ulaşabilirsek Mart, Nisan aylarında, Mayıs'ta, Haziran'da o zaman tabii ki ciddi bir bağışıklama ile enfeksiyonun kontrol altına alınabileceği öngörüsünü yapabiliriz. Ama şu açıdan bu açıklamaya katılmıyorum. Çünkü şu anda dünyada bir aşı savaşları var, aşı kutuplaşması var, aşı milliyetçiliği var ve dünya nüfusunun önemli bir kısmı, 2,5 milyara yakın insan henüz bir tek doz aşı bile alamadılar ve bu grubun, bu nüfusun aşıya ulaşmasının ancak 2 yıl sonra mümkün olabileceği konuşulurken dünya nüfusu adına Mayıs'ta, Haziran'da bir normalleşme asla ve asla mümkün değil. Aşıya ulaşabilen, nüfusunun %60-70'ini aşılayabilen ülkeler için bu söz konusu olabilir. Örneğin İsrail bitirdi bu durumu. Neredeyse bütün nüfusunu aşılayarak. Kapılarını kapatmazsa dediğiniz gibi dünyada devam ediyor. Çünkü şimdi orada da devam ediyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün çok güzel bir sloganı var. Diyor ki herkes korunmadıkça
hiç kimse korunamaz. Herkes risk altında olur diyor. Dolayısıyla şimdi siz benim ülkem aşılansın, o zaman siz kapılarınızı tamamen kapatacaksınız. Dünya ile ilişkinizi keseceksiniz. Ki bu dünya küreselleşen dünyada hiçbir şekilde böyle bir durumdan bahsedemezsiniz. Herkes korunmadıkça hiç kimse güven altında olmayacak. Ben BioNTech'in açıklamasını tamamen aşıya yeterince ulaşan ülkeler için olan onlara özel bir açıklama olarak algılıyorum açıkçası. Ben gençliğimde hani söylerdim, şimdi gençlerden de duyuyorum. Çok sevdiğim, hatta en sevdiğim slogandır. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tabii burada bu tam da bu sloganın olması gereken yer. Evet. Dünyanın aslında dünyadaki ülkelerin bu bencillikten kurtulmaları ve hep birlikte düze çıkabiliriz. Burada bir yangın var. Hadi en büyük ağaçları kurtaralım, en büyük ağaçlar kurtulsun, küçükler önemli değil diyemezsiniz. Çünkü o küçüklerdeki ateş, o küçüklerdeki yangın devam ettiğinde büyük ağaçlar için tehlike yeniden ortaya çıkacaktır. Bu anlamda sizin bu sloganı hatırlatmanız da doğru oldu. Ben çok severim. Ülkeler bazında da bu önemli. Hani ülkeler içinde de aşı ayrıcalıkları, aşı adaletsizliği, aradan sıyrılanlar, gerçekte aşılanmaması gerekenler arasında olduğu halde aradan aşılananlar, bakın bunlar ülkelerin içindeki kaçaklar büyüdükçe dünyaya geçtiğinizde bu kaçağın büyüklüğü de şimdi, daha fazla oluyor. Bugün saat 3'te toplanacak kabinede Erdoğan başkanlığında bunlar masaya yatırılacak, konuşulacak. Açılım süreci pandemide konuşulacak. Ben de sorularımla şimdi o konuya ayrıntıyla gireceğim ama altta görüyorsunuz kırmızı başlıklı akan. Reuters gene geçen sefer olduğu gibi haber verdi. Erivan'da protestocular parlamento binasını ya da hükümet binasını basmışlar efendim. Şimdi o binayı da göreceksiniz ama biliyorsunuz Başbakan Paşinyan çok uzun zamandır zaten hedefteydi. En son geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanı'nın verdiği muhtırayla ve istifaya çağırmasıyla çok kritik bir noktaya gelmişti. Muhtırayı veren Gasparyan'dı galiba Genelkurmay Başkanı. Görevden aldı. Fakat görevden almaz kararına Cumhurbaşkanı Sarkisyan onay vermedi, imzalamadı. O günden beri bir belirsizlik vardı. Şimdi baktılar ki hani istifa etmiyor Paşinyan. Cumhurbaşkanının mesajını da almış görünmüyor. Başka bir güç devreye girmiş olmalı. Çünkü Rusya'da evet. Aslında Paşinyan'ı kenara attı. Bu arada Azerbaycan Karabağ'da yeniden Ermenistan yığınak yapıyor diye onu da yazabiliriz. Rusya'nın iddiası bu. Pardon, Azerbaycan'ın. Azerbaycan diyor ki Karabağ yeniden hareketlenecek. Ermenistan yığınak yapıyor. Tam böyle bu şey sırasında gerilim büyüme istidadı gösterirken hükümet binasının basılması meselesi. Bu mu arkadaşlar? Yani yok değil. Bu geçen Paşinyan'ın. Yeni görüntü henüz gelmedi de onun için sordum. Paşinyan'ın akıbeti, hükümet binası basıldı mı, gerçekten ne oldu? Oradan bekliyoruz, görürüz. Şimdi efendim gelelim. Pandemide. Uzun zaman hasta sayısı, vaka sayısı diye biz durumu da bilemedik. Geldiğimiz noktada siz, dünkü korona tablosunu da görelim Dersucuğum. Şimdi geldiğimiz noktada siz artık Türk Tabipler Birliği'nde üyesi olarak, aynı zamanda işte CHP Parti Meclisi üyesi olarak emin misiniz? Yani vaka sayısı 8.424, kayıp sayısı 66. Bu rakamlardan emin misiniz? Emin artık değilim. Emin değilim. Hala mı? Şöyle, yani başından beri bu kadar şeffaf olmayan bir salgın süreci yönetimi söz konusu olduğu için giderek Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına toplumsal güven kayboldu. Önce azaldı, sonra kayboldu. Bu nedenle artık neyin doğru, neyin doğru olmadığı konusunda
her önümüze çıkana tedirginlikle ve bir soru işareti bakarak yaklaşıyoruz. Özellikle ölüm sayıları üzerinden tabii ki spekülasyon çok yapılıyor. Ne verirlerse rakam olarak onu görüyoruz. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 3 büyük şehir başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçen yılla bu yılı kıyasladığımızda yaklaşık 59 binlik olağan ölüm sayısında artışın olması ve Sayın Sağlık Bakanı'nın bu rakamları da bir bulaşıcı hastalık nedeniyle böyle bir rakamsal artış olabilir diye geçiştirmesi bile tek başına gerçek ölüm rakamlarının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Vaka ve hasta sayısı tabii ki yine salgın yönetiminde bir gizleme yöntemi olarak ortaya çıktı. Önce vaka sayısını verdiler, sonra hasta sayısını verdiler, sonra her ikisini de vermeye başladılar. Şimdi bunlar o kadar tutarsız ki, üstelik Dünya Sağlık Örgütü başından itibaren bu hastaların nasıl bildirileceği, nasıl raporlanacağı konusunda standartlar oluşturmuşken Türkiye'de kendi standartlarını oluşturdu. Özellikle ölüm raporlarında, ölüm bildirimlerinde. Örneğin COVID-19'dan ölen bir hasta zeminde de bir kanseri varsa kanserden öldü olarak rapor ediliyorsa veya COVID-19 ilişkili enfarktüs kalp spazmı nedeniyle kaybediliyorsa nihai ölüm nedeni olarak COVID-19 değil de enfarktüs yazdığınızda sizin rakamlarınız çok oynayacaktır, farklı sonuçlar çıkacaktır. Daha bana trajikomik gelen yanı şu. Şimdi COVID'e bağlı olarak evet kalp rahatsızlıkları tetikleniyor vesaire. İşte kalpten öldü diyorlar. Ya da dediğiniz gibi bir takım hastalıklardan. Ama daha tuhaf olan şu değil mi? Ölüm raporunda bulaşıcı hastalık yazıyor. Ama bulaşıcı hastalık derken hani kolera mıdır, kızamık mıdır, tetanus, yani difteri midir? Şimdi hele günümüzde böyle bir şey de yok. Bu, yani bu komik değil mi? Çok komik ve burada Sayın Bakan bir açıklamasında da dedi ki bu sağlık personeli ya da hekimler bunu böyle bildiriyor. Hani bunun bizimle bir alakası yok. Oysa ki bu bir merkezi otomasyon sistemi üzerinde işaretleyerek, yani bilgisayar üzerinden işaretleyerek oluşturulan bir sistem. Ve bu sistemin hazırlayıcısı Sağlık Bakanlığı. Sistem nasıl hazırlandıysa ve siz o hazırlanma sürecinde çalışması dahilinde nasıl hareket etmeniz gerekiyorsa öyle sistemi sürdürüyorsunuz ve onlar da istedikleri şekilde sonuç almış oluyorlar. Yoksa bu hekimin elle yazdığı, kendi tercihi olan bir şey değil. Oluşturulan otomasyon sisteminin isteğe uygun bir şekilde yönetilmesi sonucunda çıkan bir durumdan bahsediyoruz. Burada belirleyici olan veya hastalığı saklayan veya ölüm sayısını saklayan başka bir neden yazan asla sağlık personeli, ki hekimler burada tabii ki söz sahibi değil. Oluşturulan otomasyon sisteminin sizi yönlendirmesi, yani sizin hangi yazdığınızı kabul etmesiyle ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi dedik ya bir yıl geçti diye. Bu bir yılın bir eğrisini, grafiğini görelim. Bir yılın fotoğrafı, tablosu, her neyse. Şimdi bakın, Mart başında başladı işte birkaç başlık. Bu arada hemen söyleyeyim. İlk kurbanlardan biri emekli kuvvet komutanı Aytaç Yalman'dı. Evet. Emekli orgeneral. Evet. Aytaç Yalman'ın ama koronadan öldüğünü açıklamadılar. Saygı Öztürk ortaya çıkarttı. Doğru. O da şöyle merak, yani gazeteci merak eder ya, asıl işimiz bizim bu. Hatta eşi de. Sonra evet, eşi de aynı şekilde vefat etti. Şimdi bir kuvvet komutanı ölüyor. Bir, hep olması gerektiği gibi, hep olduğu gibi bir törenle uğurlanmıyor. Evet. Allah Allah derken araştırı araştırı buldu. Şimdi Aytaç Yalman'ın ölümü 15 Mart. Belli ki 11 Mart'tan çok daha önce, ilk bakı 11 Mart deniyor ama 11 Mart'tan çok daha önce bir vaka olarak ortaya çıkmış. Ama işte biz ona hadi öyle diyelim. Bakın Nisan'da bayağı bir fırladı. Özellikle 27 Nisan'da çok ciddi bir 190 küsur ölümle fırladı. Sonra yazın biraz ya ölümler azaldı ya da sayılar baskılandı. Sonra
Kasım, Aralık'ta coştu korona, görüyorsunuz. İkinci piki yaptı. Sonra indi, fakat indiği yer bile birinci pik düzeyinde neredeyse. Evet. Özetle biz buna baktığımız zaman koronada sona, mutlu sona yakınız, açılmaya hazırız. Sonucu çıkıyor mu? Şüphesiz henüz hiçbir ülke için çıkmıyor. Hiçbir ülke için çıkmayan bir sonucun Türkiye için farklı olacağını konuşmak doğru olmaz. Bakın demin tabloda gördük. 1 Haziran'da yani o normalleşme kararı alınırken Türkiye'nin günlük vaka sayısı 1000'in altında, 950'li rakamlarda. Yine aynı dönemde Türkiye'nin bir haftalık vaka sayısı ortalaması yine 1000'in altında, 920'li rakamlarda sanıyorum. Bugüne geçtiğimizde örneğin geçen hafta Türkiye'nin günlük vaka sayıları 9000'in üzerindeydi. Haftalık vaka ortalaması 9000'e yakın rakamlardaydı. Şimdi biz Haziran ayında normalleşmeyi konuşurken 950'li rakamlarda, bugün dün için diyelim 8000 küsur rakamlarla normalleşmeyi konuşuyoruz. Bir de hatırlayın, R0 diye ilk zamanlarda bulaştırıcılık katsayısı diye bir rakamdan bahsediyorduk. Şimdi normalleşmeye geçebilmeniz için R katsayısının 1'in altında olması lazım. Gerçekten Haziran öncesinde Türkiye'nin R katsayısı 0.94'tü ama bugün R katsayısının 1.08, o da bakanlığın verdiği rakamlar çerçevesinde 1.08, yani 1'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Artı bu tabloyla ilgili en önemli sorunlardan birisi de, bir gün bakıyorsunuz 130 bin test yapılmış, öbür gün 115 bin yapılmış, dün 109 bin. Testin çok yapıldığı günler vaka sayısı 9000'lerin üzerine çıkıyor. Az yaparsanız vaka sayısı azalıyor. Şimdi bir kere Türkiye'nin burada test sayısında bir standardı oluşturması lazım. Üstelik varyantların şu anda tüm dünya için sorun olduğu bir süreçte Dünya Sağlık Örgütü habire daha çok test yapın, hatta bulgusu olmayan kişilere de test yapın ki daha çok vaka tanımlama şansınız olsun derken, Türkiye'nin hala bir test stratejisinin olmaması, yani günlük test sayısı konusunda kararının olmaması çok büyük handikap. Biraz önce yine bir haritada işte Şırnak'ta, Hakkari'de vaka sayıları neredeyse sıfıra yakın derken aslında elimizde şöyle bir veri yok. Örneğin Hakkari'de günlük test sayısı nedir? Ordu'daki günlük test sayısı nedir? Eskişehir'deki günlük test sayısı nedir? Şimdi bu bölgeleri birbiriyle kıyaslayabilmemiz için salt bu haritaya bakmaktan öte elimizde çok daha detaylı verilerin olması lazım ki bu verileri çok iyi bilen, eksiğiyle gediğiyle çok iyi bilen tek bir yer var. O da Sağlık Bakanlığı'nın kendisi. Sadece bu veriyi paylaşmış olmalarının bile ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ilk defa bu kadar kapsamlı olarak iller bazında 100 bin nüfus ölçeği içerisinde haftalık vaka sayısından bahsedebiliyoruz. Bunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama bölgeleri kıyaslamak için bölgelerde bulgulu hasta sayısı nedir, hastane başvurusu nedir, günlük test sayısı, yani sistem tüm bunları standartize etmediğiniz noktada birbiriyle kıyaslama açısından eksik kalırsınız. Şimdi tamamen tabii nasıl denir, komplo teorisi gibi mi diyeyim artık, hani niyet okuma mı, bağışlayın ama aklıma takıldı, soracağım. Şimdi siz bilmiyorsunuz. Evet. Bugün kabine toplantısı, saat 3'te başlayacak kabine toplantısında çok önemli. Çünkü yol haritasını, pandemideki yol haritasını kararlaştıracaklar ve Erdoğan açıklayacak. Masaya gerçek rakamlar, sizin bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz gerçek rakamlar mı gelir? Yoksa gene bize, mecburen bize açıklananlar mı konacaktır o masaya? Yani neye göre karar verecek? Şimdi kabine, bir kere masada gerçek rakamlar illa da var. Çünkü biliyorlar. Fakat aldıkları kararların gerçek rakamlara dayalı olmadığını deneyimleyerek bu bir yıl içinde gördük. Bu süreçte herkesin gözü kulağı aslında bilim kurulundaydı. Hmm. Orada bir konunun uzmanlarından oluşan bir kurul var. Ama çoğu zaman kurulun üyeleri de sessiz kalarak veya bazı üyeler, bunlar biz tavsiye kararı veriyoruz,
nihai kararı siyaset kurumu veriyor diyerek hani kendilerine ait sorumluluk alanının ne şekilde olduğunu açıklamaya çalıştılar. Sonuçta Sağlık Bakanı da zaman zaman dedi ki buradaki kararları veren bilim kuruludur. Oysa o kadar çelişkili sonuçlar ve bizim sahada yaşadıklarımız. Artı Türk Tabipler Birliği'nin Türkiye'nin dört bir yanından alıp paylaştığı sonuçlar ve aylık yayınladıkları pandemi raporlarına baktığımızda alınan kararların Türkiye genelindeki raporlar ve süreçlerle değil de ekonomi bağlantılı, siyaset kurumunun kendisiyle bağlantılı kararlar olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Ama ben bugün bir miktar düzenleyici kararlar alacaklarını rağmen, her şeye rağmen alacaklarını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz haftalardaki kendilerinin umursamadan, önlemleri umursamadan hayata geçirdikleri davranışlara baktığımızda Türkiye'nin neyi dört bir yanından AKP kongrelerini kastediyorum. Ama Aziz'im zaten olan bir kastediyorum. Olan oldu. Ama işte bakın Türkiye'nin değişik yerlerinde restoran sahipleri, kafe sahipleri itiraz etmeye başladılar. Dediler ki yasaklar sadece bize mi? Peki şunu mu kastediyorsunuz? Yani bu evet eşitsizlik. Hani iktidara serbest, bize yasak. Evet. Bu durumda madem kongrelerde işte o lebalep görüntüler yaşandı. Birazcık da işte hizmet sektörüne, yeme içme sektörüne özellikle müsaade edelim mi diyecekler? Yoksa tamam biz de onlar kadar kendimizi kapatacağız mı diyecekler? Hangisini yapacaklar size göre? Bence birincisini yapacaklar. Çünkü kendileri... Öbür tarafta canlarını yani istediği gibi biraz açacaklar. Biraz açacaklar, artık açmak zorundalar ama yine de dün Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın özür diler açıklaması esasında bugün açılacak okulların açılmasının bugünkü karar sonrası 2 Mart'a, sınavların 8 Mart'a etkilenme kararının Türkiye geneliyle ilgili alınacak kararlar konusunda, alınması gereken kararlar konusunda çok da rahat olmadıklarını gösteren işaretler olarak yorumluyorum. Ama yine de bir deneyecekler. Örneğin 100 binde nüfus açısından haftalık rakamları 35'e kadar olan şehirlerde bir yeni normal tarif edecekler ve o tarif edilen yeni normalin sonuçlarını izleyecekler. Sonrasında olmadı deyip tekrar başa dönebilirler ama bunu izlemek zorunda olduklarını görüyorum. Çünkü siz bir sosyal destek paketi açıklamıyorsunuz. İnsanlara gerçek anlamda bir yardımda bulunmuyorsunuz. İşte işsiz kalan, onun dışında hizmet sektöründe işi aksayan, kapatılan kafe, restoran, çalışmayanlar, tüm bunlara baktığımızda bir şekilde bir taviz vermeleri gerekiyor ama bu tavizin sonuçları insan sağlığı üzerinden, insan sağlığına olan etkileri üzerinden şekilleneceği için bugün alınacak kararların son derece akılcı olmasını, akıl üzerine ve bilim üzerine kurulu olmasını diliyorum ben. Yani öngörüm ayrı ama dileğimi de ayrı olarak şimdi, burada belirtmek istiyorum. Evet, destek demişken efendim bir görüntü paylaşayım. Aslında hep bildiğiniz bir görüntü ama bazen yeri geldiğinde hatırlatmakta fayda var. Erdoğan'ın konvoyu. Erdoğan Ankara'da, İstanbul'da, orada burada nereye giderse gitsin bir o konvoydaki araçlar önceden gidiyorlar. Erdoğan helikopter ya da uçakla gidiyor. Karşısında bütün o işte sağlık koşullarının yerine getirildiği araçlar, yürüyen hastane gibi araçlardan tutun da işte sinyal bozucu jammer'lar, işte korumalar. Bir görelim o konvoyu, tekrar hatırlayalım. Bir şey dursun. Biz sayacak halimiz de yok zaten. Çünkü hani sayılacak gibi değil. Bunu hep görüyoruz. Şimdi konvoyun, bu konvoyun 114 araçtan oluştuğunu söylüyor arkadaşlarım. Fazlası vardır, eksiği yoktur, olabilir. Arada otobüsler falan da var gördüğünüz gibi. İşte seçim otobüsü, dinlenme otobüsü vesaire var. Şimdi burada bittiğini zannetmeyin, devam ediyor. Şimdi bu konvoy yanı sıra saraydaki hani bir günlük gider 10 milyon lira imiş biliyorsunuz. Çiçek bahçe bakım masrafı bile ortada. Ama destek yok. Mesela nelere nasıl destek verilebilirdi?
Şimdi örneğin vergi borçları silinebilirdi. Biliyorsunuz vergi borçları ile ilgili bir öteleme şeklinde bir af getirildi. Bunun yerine esnafın isteği nedir? Vergi borcumuz silinsin. Çünkü kazanmadığının vergisini veriyor. Doğru. Kazanmadığının vergisini veriyor. Bunun dışında çokça işsiz kalan var veya kısmi bir ücretlendirme ile çalışanlar var. Bunların yaşamaları için işte konut hakkı, yeme içme ve zaruri ihtiyaçlar için destek paketleri olabilirdi. Artı örneğin esnaf için 1.000 liralık bir destek paketi açıkladılar. Sonra gördük ki bu destek paketi yazar kasası olmayan iyice küçük esnaf içinmiş. Yani gerçekte açıkladıkları sosyal destek paketleri son derece küçük ama küçük olmasından öte de dar kapsamlı bir alanı içine alıyor. Bu anlamda sizin de söylediğiniz gibi Türkiye bu sosyal destek paketini karşılayamayacak bir ülke değil. Nasıl karşılayabilir? İşte lüksten feragat ederek, ihtişamdan feragat ederek, lüzumsuz harcamalardan feragat ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu'nun tanımıyla israftan vazgeçen bir ülke, siyasi tercihini yurttaşları lehine, yurttaşlarının refahı yönünde kullanan bir ülke konumuna geçersek, biz bu sosyal destek paketini rahatlıkla açıklayabiliriz ve bu sosyal destek paketi devam ettiğinde insanların serzenişleri de biter. Bakın siz otelleri açıyorsunuz, kayak otellerini açıyorsunuz, insanlar lebalep dolu otel lobilerinde oturuyorlar. Müziği kesiyorsunuz ama insanlar lobide oturmaya, yemeye, içmeye devam ediyorlar. Ama siz şehrin içindeki kafeyi çalıştırmıyorsunuz. Restoranı çalıştırmıyorsunuz. Yani bakın şehirler arası seyahat için benim çocuklarım burada oturuyorlar. Eskişehir'e gelmek istiyorlar ve izin almaya çalışıyorlar. Annemin babamın evine gideceğim, bunun için seyahat hakkı istiyorum diye böyle bir izin hakkı yok. Ama Eskişehir'de bir otelde rezervasyon yaptırırlarsa Eskişehir'e seyahat hakları var. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Seyahat haklarını bile siz insanların tüketimleri temelli oluşturuyorsunuz. Annenin babanın evine gelmek yasak ama otelde kalmak serbest ve otelde kalmak koşuluyla, rezervasyon koşuluyla siz seyahat hakkı elde edebiliyorsunuz. Şimdi siz bu konulara hani pek çok açıdan hem siyasetçi hem uzman gözüyle bakıyorsunuz. Şimdi şunu da Allah aşkınıza anlayabiliyor musunuz siz? Hani işte akraba ziyaretine gitmek işte yasak. Hı hı. Akraba ziyaretine, taziyeye, şuna buna gittiği zaman Anadolu'da nasıl patladığını, koronanı gördük. Tabii ki. Anlatamadılar mı peki? Yani iktidar, işte efendim buna Erdoğan'dan başlayın, muhtara, cami imamına, efendim kaymakama kadar gidin. Halka anlatamadılar mı? Halk anlamak, inanmak mı istemedi? Niye? Niye oluyor bunlar? Şimdi şöyle, bir kere salgın çok uzun sürdü. Yani devam ediyor. Düşünün, bir yıldan beri biz bu salgınla boğuşuyoruz. Dünya da aynı şekilde ve dünyanın her tarafında konuya ilişkin protestolar var, itirazlar var ve giderek de bu seslerin yükseleceğini görüyoruz. Ama Türkiye özelinde de şöyle bir şey var. Siz bunları vatandaş için yasaklıyorsunuz. Ama bazı grupların ayrıcalığı oluyor. Kimler için yasaklar geçerli? Yoksullar için geçerli. Kimler için? Tatile gidemeyenler için, kayak yapmaya gitmeyenler için, otel restoranında yemek yemeyecekler için yasaklar geçerli. Onun dışında siz eşitlikçi olmayan, salgın yönetimini sınıfsallaştıran bir tutum izliyorsunuz. Üstelik bir de yaş düzenlemesi var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan. Türkiye'de salgının bütün yükü 65 yaş üzerine yüklenmiş durumda. İnsanlar vergilerini ödemek için toplu taşımaya binmek zorundalar. 65 yaş üstünde diye toplu taşımadan indiriliyorlar. Bunlar Türkiye fotoğrafları. 65 yaş üzerine yaşam hakkını kaldırdığınızda onlar üzerine fiziksel, mental, sosyal bir sürü dezavantajı yüklediğinizde bir müddet sonra insanlar size itiraz ediyorlar. Şimdi bakın bir görüntü gelecek. Çok kısacık bir görüntü aslında. Almanya'da Şansölye Merkel işte parlamentoda bir kere parlamentoda nasıl sıradan bir yere oturduğuna bir dikkat edin. Allah aşkına yani hani zaten tek
koruma aracıyla dolaşan bir isim lider biliyorsunuz. Baştan alalım ders hocam. Resmen panik yaşıyor. Ne paniği mi? Maske paniği. Buyurun. Frühestens am 3. März. Dann will sich die Bundeskanzlerin wieder mit den Ländern zusammenschalten. Im Bundestag jedenfalls geht's Merkel wie den Menschen. Ihr aber schaut beim Hygiene-Fauxpas die ein oder andere Kamera zu. Immer also. Şimdi aklına mı geldi? Uyarı mı yoksa aldı? Uyarı mı aldı bilmiyoruz. Şimdi bakın bir yanda bu, bir yanda dönelim Erdoğan'ın cenaze fotoğrafına, yanı sıra kongrelerdeki hallerine. Erdoğan burada mesela maskesiz. Kongrelerde lebalep doldu ne diye seviniyor. Şimdi bir ülkenin lideri yol göstericisidir. Böyle yaparsa, işte az önce hani konuştuk, uzun sürdü de öyle oldu da böyle oldu da ama yani şimdi bakın şu görüntüler Allah aşkınıza. Bu arada mesela tam küçük çocuklar falan da var bunların evet. aralarında. İçeriye giriyorlar bilmiyorum ama oraya kadar gelmişler belli ki. Arada seslerini duyduk. Yani o zaman insanların uymasını nasıl bekleyeceğiz? Niye bekleyeceğiz? Uymazlarsa bu açılım ne işe yarayacak? Şimdi tabii ki ülkeleri yönetenler ya da toplumsal lider konumunda olan kişilerin örnek olması gerekiyor. Bakın Merkel Haziran öncesinde şöyle bir açıklama yapmıştı. Haziran'da yeni normalleşme sürecini başlatacağız. Şu anda Almanya'da R kat sayısı 1'in altında. Ama biz gelişi güzel açılma oluşturursak Eylül-Ekim aylarına dair çok endişeliyim demişti. R kat sayısının mevcudun 2 katı kadar artabileceğini düşünüyorum ve çok endişeliyim demişti. Şüphesiz Merkel bunu bilimsel ölçütler kendisine verilen bilgiler doğrultusunda paylaşmıştı. Yine yakın zamanda Merkel'in ne zaman aşılandığına bakacak olursak sıram geldiğinde aşılanacağım demişti. İngiltere Kraliçesi yaşını düşünelim. Sırası geldiğinde aşılandı. Yani İngiltere'nin en öncelikli grubunda değildi. Kendi yaşı ve konumuyla ilişkili diğer kişiler ne zaman aşılanıyorsa İngiltere Kraliçesi o zaman aşılandı. İngiltere Kraliçesi'nin yaşı demişken biliyor musunuz dünya nüfusunun galiba %95 ya da %97'si İngiltere Kraliçesi'nden sonra doğmuş. O kadar yani. Şimdi bakın şimdi bunlar çok önce, önemli. Az önce dedim ya çocuk var dedi. Evet. Arkadaşların bir çocuk sesi vardı evet benim hatırladığım. Onu bulmayı başarmışlar. Ders hocam bir gösterir misiniz? Bak İzmir Kongresi burası. Şimdi bu benim de evet kulağımda kalmıştı. Bir çocuk diyor ki anneanne nerede? Yani... Okulları açmıyoruz, eğitimi başlatmıyoruz ama çocukları başka yerlere sokuyoruz. İnanır gibi değil. Şimdi bakın sizlerden gelen soru ya da yorumları da paylaşayım birkaçını tabii ki. Şimdi diyor ki Güven Özbakan, çok kritik bir sorusu var. Diyor ki engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kesim daha ilk aşıyı bile göremedi. Bu nasıl şey diyor? Şimdi o konuda aslında bütün dünya aynı şeyi yapıyor. Hani orada ben bir hak gaspını yapmak istemem bir hekim olarak. Bütün dünya arzın az, talebin çok olması ve dünya nüfusunun %60-70 oranında aşılanması gerektiği gerçeğiyle aşılanacak kişi profilini halkalar halinde belirledi. Yani merkezde kim vardı ilk halkada? Sağlık personeli vardı. Sonraki halkada 85 yaş üstü 80 diye gidiyoruz. Şu anda Türkiye ikinci halkaya geldi. İkinci halkada meslekleri gereği insanlarla yüz yüze olan, daha fazla iç içe olan kişiler var. Dolayısıyla örneğin 65 yaş üstünün aşılanması konusuna baktığımızda kronik hastalıkların çoğu da bu yaş gruplarında zaten. Yani 65 yaş üstünü siz aşıladığınızda zaten kronik hastalığı olanların çoğunu aşılıyorsunuz. Ama onun dışında yaşın aşağıya doğru çekilmesi, aşağı yaşlardaki engellilik durumu, kronik hastalıklar tabii ki riski
aşağıda tutuyor. Halkaların bu nedenle daha gerisinde olan kişiler. Buradaki temel sorun aşıya yeterince ulaşamama. Eğer aşıya yeterince ulaşabiliyor olsaydık risk değerlendirmesi daha geniş anlamda yapılabilirdi. Ama mevcut durumda tüm dünyada mevcut aşılara ulaşamama, arzın az olması, talebin çok olması nedeniyle benzer bir gruplama ve sınıflama var. Dolayısıyla herkesin sırasını beklemesi, ben burada bunu daha çok önemsiyorum. Herkesin sırasını beklemesi, sırası geldiğinde aşılanması, aradan kaynak yapan kişilerin olmaması önem taşıyor. Şimdi Gagauz kullanıcı adıyla bir izleyici diyor ki, ben bu hastalığa tıpkı Nilgün Artunç gibi, o da aynı şeyi işaret ediyor. 2019 yılı Kasım'da yakalandım diyor. Bağışıklığı kuvvetli bir insan olmama rağmen 30-35 günde ancak atlattım. Geçmiş olsun, yine iyi atlatmışsınız. Ama bugün bilinen tüm belirtileri taşıyorum diyor. Şimdi buradan iki soru birden. Kısa kısa gidelim ki bu sorulara cevap verelim. Şimdi bir, bağışıklık sistemi ne kadar önemli bu konuda? Hani bilinen iyi şeyi için ötesinde ne önerirsiniz? İkincisi, belirtiler, kalıcı belirtiler var mıdır? Şimdi bağışıklık sisteminden öte kişinin yaşı, yaşın 65 yaşın üzerinde olması çok önemli bir süreç, hastalığın ağırlığını etkileyen. İkincisi, kişinin yaşla birlikte zemindeki kronik hastalıkları, kalp, akciğer, karaciğer, işte immün sistemi baskılayan işte kanserler olabilir, radyoterapi, kemoterapi, bunların tamamı bir arada. Tabii ki bu süreçte uykumuzu iyi almak, yememize, içmemize düzenli dikkat etmek, edebildiğimiz kadarıyla ekonomik çerçevemiz de bunun içerisine giriyor tabii ki. Ama bunun dışında tabii bir fırsatçılık da sürüyor. İşte şu vitaminleri alın, bunu alın, bunu alırsanız daha iyi olun. İnsanların ekmeğe ulaşımının zorlaştığı şu günlerde ben bir vitamin önerisinde bulunmak, vitamin temelli bir korunma yönteminden bahsetmeyi açıkçası çok doğru bulmam. Ha, ulaşabiliyorsa insanların böyle bir alışkanlıkları varsa vitamin kullanmalarında çerçevenin yine hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci konu çok önemli. Karşımıza bundan sonra post-COVID, COVID sonrası hastalıklar çıkacak. Özellikle akciğerde kalıcı hasar, kalpte kalıcı hasar. Bunun dışında örneğin bazı nörolojik hastalıkların tetikleneceği veya hastaların mental durumları ile ilgili olumsuzlukların ortaya çıkabileceğine dair kanıtlar var. Post-COVID poliklinikler açılacak. Bu salgın bittiğinde bu hastalar için alt başlık post-COVID poliklinikler açılacak. Bu arada o kadar çok ben de diye mesaj geliyor ki bakın birkaçını aktarayım. Gagauz kullanıcı isimli izleyicinin yanı sıra Nedime Özbay, Dilek Kiseli mesela. Her ikisi de 2019 Kasım'ında hastalandıklarını söylüyorlar. Çok zor. Mesela Nedime Özbay galiba bunu söyleyen. Dilek Kiseli. Doktor bakteriyel zatürre teşhisi koydu diyor. Herhalde koronaymış mı? Yok, böyle düşünmek doğru değil. Geçen sene, yani bunların hepsini yanlış diye nitelendirmem. Olabilir ama de olmayabilir de. Doğru anladım. Da nitelendirmem çünkü kanıt yok elimizde. Yani varsayım üzerinden hareket ediliyor. Ama geçen sene grip virüsü, grip hastalığı çok ağır seyretti. Yani insanlar yatağa düştüler, uzun süre kalkamadılar, akciğer tutulumu oldu, üstüne bakteriyel pnömoni eklendi. Bunları acaba bu COVID miydi diye düşünebilir miyiz? Düşünürüz ama bu COVID'tir diyemeyiz çünkü elinizde kanıt olması lazım. Bilimsel bir kanıt olması. O güne geri dönemeyeceğimize göre eğer bugün antikor testinize baktırır, hastalığı geçirmediğiniz halde antikor testinizi pozitif bulursanız belki ilişkilendirebilirsiniz. Tam da antikor kokteylinden bahsetmenizi isteyen mesaj geldi Yavuz Kıranyaz'dan. Şimdi şöyle çok tecrübelendiğimiz, deneyim kazandığımız bir süreç oldu. Şu anda COVID-19'a karşı özgün bir ilaç yok. Yani kullandığımız ilaçların tamamı başka viral enfeksiyonlarda kullandığımız ve laboratuvar ortamında COVID-19 etkenine etkili ilaçlar. Ama destek tedaviler çok daha önemli. Zamanında işte bizim monoklonal antikor kokteyli dediğimiz antikor kokteyllerinin verilmesi, işte pasif profilaks
profilaksi dediğimiz hastalık geçiren kişilerden aldığımız plazma tedavileri ya da steroid tedavisi gibi. Tabii ki bu tamamen sağlık sektörünü ya da hekimleri ilgilendiren hastayı doğru zamanda hastaneye yatırmak, doğru zamanda doğru tedaviyi başlamak esasında sağ kalım açısından ne kadar önemli onu hep birlikte deneyimledik, öğrendik. Şimdi Serkan Artok, hani meselenin tam da bam telinden sormuş. Diyor ki, çok özetle Serkan Artok, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Ama işsizlik maaşı süresi uzatılmadı. İşsizlik maaşı sürem doldu. Ama bu dönem iş bulmak çok zor. İşsizlik maaşı süresi de uzatılır mı? Uzatılmalı bence ama uzatılır mı diye soruyor. Yani uzatılır mı konusu tabii beni aşıyor. Uzatılmalı mı? Bugün bekler misiniz kabineden? Vallahi şu ana kadar kabinenin oluşturduğu hiçbir tedbir ya da sosyal devlet desteğinin olması gerektiği biçimde olmadığını deneyimleyerek gördük. Bundan sonraki süreçte olmasını ister miyiz? İsteriz. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir rapor hazırladık ve bu raporunun bir bölümünü de sosyal desteğin ne şekilde olması gerektiğini ayırdık. Zaten bu sosyal desteğin ne şekilde olması gerektiği yeni bir buluş değil. Dünya bunun peşinde, dünya bunu uygulamaya çalışıyor. Biraz önce dediğim gibi siyasi tercihin bu yönde olması gerekiyor. Olmuyorsa siyasi tercihin de bu yönde olmadığı konusunda hemfikir olmamız gerekiyor. Recai Bey demiş ki, ben de 60 yaş ve raporlu ilaç kullanan kronik tansiyon ve kalp hastasıyım demiş. Bekliyoruz demiş aşı sırasını. Çok haklılar. Yani çok haklılar. Var. Aslında bu hafta şöyle dendi. Hizmet sektöründeki kişiler 60 yaş üstü ve öğretmenler aşılanacak diye. Vallahi ben aşılanan öğretmen olarak bir tek Milli Eğitim Bakanı'nı gördüm. Hani o da ne kadar öğretmen Milli Öyle Eğitim mi? Bakanı olması dışında. Ve öğretmenlerden gelen, öğretmen arkadaşlardan gelen genel geri bildirimlere baktığımızda çok düşük bir oranın olduğundan bahsediliyor. Zaten hani çokça fotoğraf, sosyal medyada paylaşım falan da yok. Ben merak ediyorum, örneğin bir haftadır kaç öğretmen aşılandı? Toplam oran içerisindeki yerleri rakamsal olarak, oransal olarak nedir? Bunu merak ediyorum. Çünkü öğretmen arkadaşlarında böyle bir serzenişi var. Milli Eğitim Bakanı dışında kaç öğretmen aşılandı diye soruyorlar. Son bir dakika mı? Dersu beni mahvetti. Şimdi aşı. Evet. Yeterli var mı? Nasıl gidiyor, iyi gidiyor mu? Yani şimdi öğretmenlerden bahsettik. Bir Milli Eğitim Bakanı gördüm dediniz. 60 yaş üstü kronik hastalar bile aşı bulamıyor. Ne yapıyoruz? Şimdi şu aşıda ana kadar ne? Şu ana kadar Türkiye'nin elinde mevcut aşı miktarının 13 milyon doz olduğunu biliyoruz ama bundan sonraki gelen rakamları açıklamayacağım dedi Sağlık Bakanı bir sır olarak. Onun için hani onu bilmiyorum ama bir doz aşısını olmuş kişi oranı Türkiye'de %8. İki dozunu tamamlamış kişi oranı %1,5'a yakın. Önümüzdeki yol %60-70'lik bir rakama ulaşabilmek. Sanırım bu tarif nerede olduğumuzu göstermek açısından önemli. Efendim programı bitirirken Ermenistan'daki o söz ettiğim olayın görüntüsü gelmiş. Çok kısa. Bakın burası hükümet binası deniyor. Bir grup gösterici bastı binayı. Paşinyan'a karşı bir eylem bu. Fakat hem sayıları az hem de gördüğümüz kadarıyla bunun fazlası var mı bilmiyoruz. Bakın kenarda polisler duruyor ama müdahale yok. Ermenistan'da tuhaf şeyler oluyor. Birazdan Can Coşkun haber masasında hem günün gelişmelerini aktaracak hem de bu görüntüleri herhalde paylaşıp ne olup bittiğini anlatacak. Hemen söyleyeyim, bu Çubuk'taki Kılıçdaroğlu'na saldırı davası vardı ya, şey demiş, inek hırsızı deniyordu değil mi o kişiye? Evet. Osman Bey demiş ki, ben demiş yumruk atmadım, elimi salladım demiş, denk geldi denk demiş. Denk geldi. Şaka gibi. Şaka gibi. Her şey şaka gibi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok efendim, teşekkürler. Efendim yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.